Özellikle topu geri alma noktasında Marka inanılmaz bir maç çıkarttı bence. Yani Galatasaray'ın Tayland'dan daha çok oyun kurucusu Markao'ydu. Hem dönen toplar alma anlamında hem de tekrar oyunda servis atma anlamında. Bir tane istatistiği var Uğur. Hı hı. 17'de 17 dikine pas isabeti. Abi inanılmaz bir şey. 17'de abi. 17. Ve Mas şey değil yani yana mana değil, geri değil. Dikine pas. Bir de stopersin Bazen unutuyor bence stoper olduğunu. İşte Marka bu yüzden özel oyuncu. Bazen deniyor ya. Bu... Kandırıyorlar sizi, kim 10 milyon verecek diye. Bu yüzden özel bir adam yani Ki 10 milyon çok hafif bir teklif Ta, yani. Evet, bizim ligimiz içinden öyle konuşuluyor. Ya pandemi olmasa, bak 20 olma ihtimali yoktu. Tabii pandemi yüzünden düştü biraz fiyatlar. Ee, pandemiden önce zaten 15 e almıştı teklif. Hı -hı. Ee, yani Galatasaray'ın... Ya ben elden geleni yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi yani çok... E, kötü oynar. Yani. Aslında Galatasaray'ın bence çok kolay tartılacak bir şeyi var. Yani oyununun kalitesini. Galatasaray'da 4 derece var. 4 derece. Yani geçiyorum. Santrifor dışındaki arkadaki 4 oyuncudan işte ikisi katkı veriyorsa ortalama bir oyun. Üçü katkı veriyorsa Galatasaray çok iyi oynuyor gerçekten. Hı, hı. Ee, i̇şte bunlardan maksimum biri iyiyse, fena değilse Galatasaray o maçı kazanması çok zor. Ve e, oyununda boyut katamıyor. Galatasaray o dört üstünden dönüyor. Galatasaray dün Belhanda kötüydü. Emrah Baba çok kötüydü. İşte belki takımın en önemli ee, hücum oyuncusu Feguli sakatlandı Gitti. çıktı. Bir tek Arda elinden geleni yaptı. Çok da iyi evet. çıkardığını düşünüyorum. Ee, ama tek başına dediğim gibi o hattan bir oyuncu elinden geleni yapıyorsa ki Arda da 90 dakikalık oyuncu değil. Ee, yani iyi oyunu fark yaratır ama Feguli kadar yapmasa. Feguli'nin iyi oynaması başka bir şey mesela Galatasaray için. Ee, Belhanda'nın oynaması da başka bir şey çünkü Belhanda diğer oyuncularla birlikte iyi oynayan bir adam olduğu için. O ya muhtemelen Belhanda üçüncü oyuncu oluyor mesela dörtlüden en iyi oynayan üç oyuncudan biri oluyor o zaman başka bir lezzet katıyor ee, ama yani dün mesela çok sıkıntılı bir durum var. ben eleştiremem abi ne diyeceğim ki şimdi yani dünkü maç özelinde eleştiremem yani genel olarak eleştirebilirim hı hı. ama dünkü maç özelinde oyunculara spesifik bir şey söylemek istemiyorum aslında Galatasaray'ın hakikaten kötü oynadığı bir maçtı kötü oynayarak kazandığı bir maçtı. Ve şampiyonlukta da aslında Galatasaray şampiyon olduğu dönemlerde bu maçları oynamasını çok iyi becerebilen bir takım. Hiç çünkü e, kazanmayı bilen daha önce bunları yapmış takımlar işler kötü giderken bile 0-0'da 70'te 80'de hani paniklemiyor en azından. Galatasaray'da e, uzun süre bu vardı. Bu sene enteresan bir şekilde yani çok değişim olduğu için kadroda değişim işte devşirmeler oldu bilmem ne eksikler hani fazla değişim oldu takımda ama iyi oynadıkları maçlarda bile bu atamıyoruz stresini Galatasaray'da görüyorduk. İlk defa mesela biraz daha e, eski hani şampiyonluk gördük kardeşim biz takış galibiyeti bu. bir de oynanması gerektiği kadar oynadı bu zeminde. O bahsettiğim örnek oydu. Ya yani bu zeminde böyle oynanır. Topu e ancak sadece abi. uzun vurdururum rakibe. Sürekli karşılarım bir şekilde zorlarım. Elinde sonunda atarım. E, sistemini uyguladı ve başarılı oldu. Sonuçta e, söyleyeceğim bir şey yoksa şu, maviye geçmek biz istiyorum. Sadece şey diyeceğim. ya yani Bu zeminde zaten e, aklı olan herhangi bir futbolcunun e, kendinin %100'ünü zorlamasının hiçbir mantığı yok. Kerizdir yani. Sakatlığını çıkarsın abi işte. Sakatlığını çıkarsın. Tut, bu ligde futbol oynanmaması için dizayn edilmiş bir lig. O zaman belli bir yere kadar konuşacağız biz de. Yani e, hani bazen şey oluyor iyi oynayan önce iyi dediğimizde bile ya, siz skora göre konuşuyorsunuz falan da. <laughs> ya ben bu maçta skora göre konuşuyorum. Bu maçta futbol nasıl konuşacağım ki? Bu maçta maksimum skora göre konuşursun zaten. Bazen hani biz öyle değiliz aslında hani biraz esprisini yapıyorum. E skora göre hiç konuşmadık hatta işte Galatasaray'ın en çok eleştirdiğimiz maçlardan biri yani Ankara'yı de en çok övdüğümüz maçlardan biri. Kaç seri beraberliğimdi evet. mesela? Hatta Alanya maçında da övmüştük kaybetmesine rağmen. Aynen. Onu mesela Anladım. hala söyleyen var mı? Nasıl övüyorsunuz falan diye. Bak ondan sonra düzlüğe oturttu mesela Galatasaray. Belliydi e, mesela dönüş oldu. E, çünkü bir taktik plan vardı mesela. Evet. E, hani skordan bağımsız biz konuşuyoruz ama bu maçta da bu maçta sadece skor konuşulur. Biz ne konuşacağız ki bu maçta? Hı. Ha bireysel olarak daha genel değerlendirmeler yapabiliriz. Eee İstiyorsan sen e, tamamla forvetin üzerine biraz daha e, evet, şey dışı, yani, diğer e, faktörlü şeylere geçeceğiz. Şundan bahsedecektim. Sonuçta bir şekilde skor alman için golü atan olman lazım. O golü atan adamdan bahsedelim. Babel. E, ki hani şu an mevcut şartlar içerisinde en etkili 9 numara olduğundan bahsediyorduk Babel için. Hatta işte Emre Kılıçta olduğu gibi Cagney'nin işte... Kırmızı kart cezalandırması dışında oyun olarak da aslında Babel'in devam edebileceğini öngörüyorduk. Yani Cagne dönse bile. Bence öyle olacak. İşte bir transfer olmazsa ki öyle hı hı. bir ihtimal de var. Ee, Babel'in attığı golde dikkat edilmesi gereken nokta topla buluştuğu yer öncelikle. Hani başka herhangi bir 9 numarasının o şutu çıkaramamasını geçtim. Yani Cagne'de işte Falcao da şu haldeyken zaten gerçi yok da o. Ee, hı hı. Olcan da oynarsa yani bu şutlarda çok çıkartamaz. Babel'de bu var hani sadece kalçadan Tabii. kuvvet alıp olduğu yerden sert ve hatta bir Fenerbahçe Beşiktaş formasını yerken. Şampiyonlar yine attı yanlış mı hatırlıyor? Ee, ben şey hatırladım benzer hani. Fenerbahçe mi? Evet Beşiktaş-Fenerbahçe şey darbesinde e, yine iç adım atacak mesafesi olmadan sadece kalçadan aldığı kuvvetle sert bir vuruş çıkartmıştı. Bu da tam zemine. Aa doğru gol olmamıştı o. Evet zemine göre e, vurdu burada da. Ve asıl önemli nokta mesela Cagney'den örnek vereyim. O bölgede topla buluşmuyor bile normal. Bir önceki maç neydi ya? Berabere biten. tane? Baber son anda girmişti ve şut çıkarmıştı. Ha şey diyorsun, dönen topu tamamladılar. Yenildi Konya maçında. Aynen aynen aynen. 4-3 biten maçı diyorsun. O yine öyle bir şut çıkarttı. Dönen topu Olcan tamamladı. Aynen öyle. Şey Hatta burada şey dedik. En alakasız şeyi ondan çıkmış resmen. Şut aynen. Adam hastalıktan dönmesine rağmen ilk doğru düzgün şut ondan geldi demiştik şimdi. Şimdi mesela direkt gol attı. bir de vur. Bence önemli olan ee, şey, dediğim gibi topu zaten buluştuğu yerde normalde Jardine orada almıyor bile topu. Hı hı. O yüzden böyle çok kapanan rakiplere karşı biraz çözümsüz kalabiliyor. Oyuna katılan Santafor dediğimiz nokta buydu. Bir de golü attıktan sonra Galatasaray biraz daha geri çekildi. Orada Babel'in hem presi, santrafor e, stoperler kendi arasında paslaşırken hem onlara yaptığı etkili pres, sonra topu aldığını bir tane faal kazandırması var. Yani hem golü attı, sonra da yine oyuna katılan, oyuna katkı veren 9 numara modeliyle maçı da bitirdi. Tabii. Ee, ya zaten Galatasaray'ın orada Halil Larbiş oldu geliyor ya Galatasaray'da hı hı. bir forvet çeşitlemesi tabii. E, olacak. E, Galatasaray'da transfer gündemi de biraz hareketli. İstiyorsan e, biraz da onları konuşalım. E, onların üstünden gidelim. E, forvette işte e, bir şekilde kiralanma formülü üzerinden yani kiralık belki satış opsiyonuyla birlikte kiralanması ve daha sonra e, oraya bir forvet daha eklemesi yapılması gibi bir fikri var. Ee, senin de eski mesleğinden biraz faydalanmak isterim açıkçası Hı -hı. bu konuda. Ee, birincisi ben şeyden bağımsız olarak ya kimin geleceğinden bağımsız olarak Cagney ve Falcon'un zaten kategorik olarak elden çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bir kere sen e, şu anki maaş bütçesinin %25'ini bu adamlara veriyorsun. Cagney ee, için ben pandemi öncesinde yani ucuz değildi maaşı ama pahalı da değil gözüyle bakıyordum. Çünkü... Bu takımda hani üç buçuklardan başlayıp dört buçuklara giden çok adam var. Yani 2.4 acayip de bir para gibi gelmiyordu bana. Ama evet. pandemiyle birlikte 2.4 para haline geldi. Avrupa'da da bu şekilde. Bence her iki her yerde böyle. Real Madrid görüşme yapıyor. İşte oyuncusuna Valverde'ye %15 zam yapamayız sana falan diyorlar. Zam yapamayız yani. Kendi oyuncusuna diyor. Evet. Şimdi böyle bir parasal açmaz da 2.4 para haline geliyor. 7 zaten para. Yani bayağı para. Ee, gerçi 7 biraz altına kalmış çünkü Falka hiç sahaya çıkmadığı için bonusların galiba yarısını falan tutturamayacak. Ee, hadi diyelim 6. Hiç oynamadığı için. Ee, toplamda senin 8.5-9'a dayanan bir burada bir maaş bütçem var. Karşılığı Bunlar zaten çıka, elden <laughs> çıkarılması lazım abi. Evet. Yani mümkün olan en iyi şartlarda. Mümkünse West Bromwich Albion deniyor. Yani mümkünse satın alma opsiyonu. Mesela ligde kalırsa satın alma opsiyonu gibi. Hı <laughs> hı. E, ya da kesin satın alma opsiyonu gibi bir şekilde e, bu e, oyuncunun elden çıkarılması bırak Mustafa Muhammed'in gelişinden bağımsız olarak bile bence kar. E, Babelle Halil Larbiçoğlu'na Oğulcan'la bence de. Zaten çok iyi bir rota yani çok iyi demeyeyim de Falcao Falcao'nun rotasyonundan daha iyi rotasyon. Onu açık söyleyeyim. Çünkü Onyekuru gelince Babel'e kenar forvetlere daha çok ihtiyacı yok. Babel artık 9 numara olarak elinde. Aynen. Öyle Aynen öyle. Zaten hoca öyle, bence de hoca öyle de düşünüyor. Evet. Tahminim yani. Ee, üçlü rotasyonla gayet iyi. Tamamlayacak oyuncular da var. Ee, daha hareketli opsiyonlar. Galatasaray'ın önüne daha faydalı olabilecek oyuncular. Daha üstlü oyuncular demiyorum. Yani bu düzey meselesi değil artık. Oyuna katılım meselesi ve sağlıklı hmm. kalabilme meselesi. Falcao sağlıklı kalamıyor. Cagney oyuna katılamıyor ki Cagney'in gerçekten özverili oynadığını düşünüyorum bu arada. Yani ben Cagney'e şey diyemem. Bu adam şımarıklığından yapıyor ya da şeyden değil. Adam da ol, olur bu. Evet tarzı bu ya yani. onun. Tarzı Sant bu. Santoro tarzı bu. Gelmeden önce de böyle. Atıyor gibi. da yani bu arada. Yani. Evet. Takır tukur atıyor adam. Galatasaray'da oynatıldığı her devre 10 golü var adamın. Hı hı. Yani bu ya kimsenin kolay garanti edebileceği bir şey değil. O yüzden zaten belli bir para ediyor. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama volede futbol içerik asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.